Fiil kök ya da gövdelerine getirilen eklerle isim, sıfat ya da zarf türeten eklerdir arkadaşlar fiilimsiler. Fiilimsilerle ilgili bu kadar özellikten ziyade 3 tane özellik var arkadaşlar. Bilmeniz gereken ve kulağınıza küpe olmasını istediğim 3 tane özellik var. 1. Fiilimsiler kip olamaz arkadaşlar. Eğer fiilimsiler kip olacaksa bu fiilimsi olmaktan çıkar, haber kip olur. 2. Fiilimsiler olumsuz olamaz. İsim fiil eki olan mema cümlede olumsuzluk olarak kullanılırsa fiilimsi olmaktan çıkar. Bir diğeri arkadaşlar, fiilimsiler herhangi bir nesnenin ya da bir kavramın adı olamaz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Esas özellik budur. Bir de şunu da unutmayın. Her fiilimsi yan cümleciktir arkadaşlar. Şimdi fiilimsiler üçe ayrılır. Onlara bakalım. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil arkadaşlar. İkinci isimleri önemli mi dersiniz? Evet arkadaşlar, ikinci isimleri de önemli. Çünkü çoğu zaman denemelerde ve soru bankalarında, belki de bu sene sınavda çıkar, İkinci isimleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İsim fiil adıyla, sıfat fiil ortaç, zarf fiil ulaç ya da bağ fiil diyoruz arkadaşlar. Zarf fiil ulaç ya da bağ fiil. Katılan arkadaşlarımız var. Bir iki dakika. Agit Hoca. Bunları siz alamıyorsunuz değil mi? Yok hocam, beni host yapmadınız. Tamam, sıkıntı yok abi. Beni host yapabilir ama neyse hocam, öyle devam yok. Edelim. Şimdi konuya devam edelim kaldığımız yerden. Arkadaşlar, isim fiiller fiil kök ya da gövdelerine ma, ış, mak ekleri getirilmesiyle oluşur. Fiil kök ya da gövdelerine ma, ış, mak ekleri getirilmesiyle oluşur. Buradaki örneklere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlarımla oynamayı özledim. Mema, burada kırmızıyla yazılmış arkadaşlar. Mema, isim fiil. Bir diğeri, başarılı olmak için gecesini gündüzüne kattı dediğimizde mekmak arkadaşlar, yine isim fiil. Bir diğeri, arkadaşlarına şiir, arkadaşımın şiir okuyuşunu çok beğendik dediğinde okuyuş arkadaşlar, ış iş, isim fiil. Son cümlemiz arkadaşlar, dünkü maçtaki o atışı çok beğendim. Atmaktan atış arkadaşlar, burada isim fiil ekini almıştır. Yine dikkat etmenizi istediğim bir durum daha var arkadaşlar. Fiilimsiler cümlede tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Ya da şöyle bir soru farklı şekilde de karşınıza gelebilir. Hangisinde isim fiil isim tamlaması kurmuştur dediğinde karşınızda okuma salonu arkadaşlar. İsim tamlamasını bulmak için ne sorusunu soruyoruz. Ne salonu? Okuma salonu arkadaşlar. Okuma sözcüğü aynı zamanda tamlayandır. Yine başka bir örneğimiz, çiçeğin büyümesi arkadaşlar. Çiçeğin büyümesi mema, büyümede isim fiildir ve büyüme sözcüğü de tamlanan görevindedir arkadaşlar. Yine bazı kaynaklar şunu almıyor ama bilginiz olmasını istiyorum. İsim fiiller ek eylem alıp yüklem olabilirler. Ek eylem 7. sınıf konusuydu. The ek eylemini alıp isim fiiller yüklem olabilir arkadaşlar. Yine en büyük hedefi kazanmaktı dediğinde mekmak isim fiildir arkadaşlar. Kazanmaktı, mekmak isim fiildir ve yüklem olmuş. Yine en çok istediği şey uyumaktı dediğinde, burada da uyumak sözcüğü isim fiildir fakat the ek eylemini alıp yüklem olmuş. Yine hani 3 tane kuralımız vardı. Fiilimsiler isim fiil olama, yani kalıplaşamazdı. Onların bir örneği de burada arkadaşlar. Size birkaç tane örnek vereyim. O birkaç tane örneği dilerseniz yanınıza not alabilirsiniz. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi dolma, sarma, dondurma, çakmak, danışma, yemek, kazma. Biz bunları türetebiliriz arkadaşlar. Bunlar şu şekilde. Fiilimsi mi dersiniz her zaman? Hayır. Ama cümlede kullanıldığı yere göre, biz cümledeki görevine göre fiilimsi ya da olumsuz olup olmadığını ya da kalıplaşıp kalıplaşmadığına kendimiz karar veriyoruz. Örneklere bakalım arkadaşlar. Dedem kazmayı alıp bahçeyi kazmaya gitti dediğinde arkadaşlar, dedem kazmayı alıp, kazma burada bir nesnedir. Bahçeyi kazmak için kullandığı bir alettir ama bahçeyi kazma dediğinde bir iş oluş bildirdiği için burada fiilimsidir. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar,
gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doluydu dediğinde arkadaşlar, uçurtma, mema, isim, fiil diyerek diyen arkadaşlar yani belki bu şekilde görebilirsin ama uçurtma sözcüğü bir nesne ya da bir kavramın adı olduğu için bu fiilimsi değildir. Lütfen dikkat edin. Yine isim, fiiller, sıfat tamlaması oluşturabilir arkadaşlar. Demin isim tamlamasıydı, şimdi sıfat tamlaması. Hocam ben bunu nasıl ayırırım derseniz, isim tamlamasını önündeki isme ne sorusunu sorarak bulursunuz. Sıfat tamlamasını da nasıl sorusunu sorarak bulursunuz. Örnek veriyorum, süzme peynir. Nasıl peynir? Süzme peynir. Bu sıfat tamlaması kurmuş. Yine dolma kalem. Nasıl kalem? Dolma kalem arkadaşlar. Dikkat edin. Ya da dönme dolap. Nasıl dolap? Dönme dolap. Önündeki isme nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap çıkıyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Yine arkadaşlar fiilimsi eki, mema, olumsuzluk eki değildir. Eğer olumsuzluk görevindeyse zaten bu artık fiilimsi olma özelliğini yitirmiş. Olumsuzluk eki diyoruz. Örnek vereyim arkadaşlar, burada da var. Uzun bir süre evden çıkmayı düşünmedim. Evden çıkma mema isim fiildir arkadaşlar. Fakat düşünmedi mema burada olumsuzdur arkadaşlar. Olumsuz olan sözcük fiilimsi değildir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yine arkadaşlar özellikle isim tamlama cümlenin öğelerinde bu kural aklınıza gelsin. İsim fiiller kendinden önce gelen sözcüklerle birlikte isim fiil grubu olur. Bazen soruda şunu görüyorsunuz. Sıklıkla sorulan soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi nesnedir? Ya da yardımcı eylem nesnedir dediğinde arkadaşlar şu an buna bakın. Onunla ders çalışmayı çok özledim. Özledim yüklem. Özleyen kim ben? Neyi özledim? Onunla ders çalışmayın. Bakın buradaki isim fiil grubu nesne görevinde kullanılmıştır. Şimdi herkes önündeki soruyu çözsün ve kendince cevabını bulsun. Buldunuz mu? Tamam. Ben söyleyeyim. Hangi isim fiil kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Birinci cümlede Ankara'ya dönüşüne bir anlam veremedim dediğinde dönüş, iş, isim fiil arkadaşlar. İkincisinde kitap okumak, mekmak, isim fiil. Üçüncüsünde yamalı pantolonu giyip inşaata gitti dediğinde burada giyip ıp ip daha gelmedik arkadaşlar. Zarf fiildir burada. İsim fiil kullanılmamıştır. Yamalı da yamalı sözcüğü kalıplaşan bir nesne ya da bir kavramın adı olduğu için ona hiç bakmaya gerek yok. Diyarbakır şıkkında konuşma arkadaşlar. Mema isim fiildir. Sizler de umarım Ceyhan bulmuşsunuzdur. Ben Ceyhan şimdi, buldum hocam. Tamam. Şimdi sıfat fiile bakalım arkadaşlar. İsim fiile ilgili dikkat etmeniz gereken bir, mema olumsuzluk ekine dikkat edin. Bir de kalıplaşma özelliğine dikkat edin. Onun dışında sizi sıkıntıya sokacak herhangi bir kavram ya da durumun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sıfat fiiller neydi? Yani ortaçlar arkadaşlar. Özellikle ikinci isimlerine vurgu yapmak istiyorum. Ortaçlar arkadaşlar. Çünkü bazen aşağıdaki cümleler hangisinde ortaç kullanılmıştır dediğinde sıfat fiil olduğunu bilmezseniz eğer sıfat fiili çok iyi öğrenmenize rağmen bunu doğru yapmanız zordur. Ki yapamazsınız da bu şekilde. Fiil kök ya da gövdelerine ezberlenmesi kolay olan bir kavram. Anası mezar dikecekmiş sözcüklerinin getirilmesiyle oluşur arkadaşlar. Fiil kök ya da gövdelerine anası mezar dikecekmiş sözcüklerinin getirilmesiyle oluşur. Şimdi sıfat fiiller ismi niteliyordu ve nasıl sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Örneklere de baktığımızda yaşanası bir dünya. Bakın nasıl dünya, yaşanası bir dünya bırakmak istiyorum sana çocuk dediğinde yaşanası dünya sıfattır. Bir diğeri suyu çekilmiş bir pınar arkadaşlar. Nasıl pınar? Suyu çekilmiş pınar. Bakın dikkat edin sıfat fiiller cümlede sıfat tamlaması görevinde kullanılır.
ve sıfat tamlamasını bulmak için de nasıl sorusunu sorarız. Bir diğer üçüncü cümlede burada tanıdık yüzle karşılaşmadım dediğinde nasıl yüz dediğimizde, bakın önündeki isim tanıdık yüz, yine dünyada inanılmayacak olaylar oluyor. Nasıl olay? İnanılmayacak olay. Yine kırılan tabağın bütün kırıntılarını bana toplattı dediğinde, tabak, nasıl tabak dediğimizde kırılan tabak sıfat tamlaması kurmuştur. Bir diğeri arkadaşlar, adlaşmış sıfat fiil eki. Şimdi bunu sorularda size adlaşmış sıfat fiil demediğim müddetçe aramanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle vurgu yapar. Adlaşmış sıfat fiil vardır diye bir vurgu yapması lazım. Eğer böyle bir kullanım yoksa adlaşmış sıfat fiili lütfen aramayın. Çünkü işinize yaramayacak. Adlaşmış sıfat fiil dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar, sıfat fiilin önündeki ismin düşürülmesiyle oluşur. Mesela çalışan çocukları yanına çağırdı. Çalışan çocuk, çocuk isimdir. Çocuğun düşmesiyle oluşur. Mesela çalışanları yanına çağırdı dediğimde yine çocuk anlamını veriyorsa bu adlaşmış sıfattır. Ya da başka bir örnek vereyim. Bizim hani diyor ya, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Şimdi gezen insan ve okuyan insan şeklinde de kullanıldığı için biz burada da adlaşmış sıfat fiil eki vardır diyoruz. Bir diğeri arkadaşlar, sıfat fiil eki alan bazı sözcükler eğer herhangi bir nesne ya da kavramın adı olduysa bu fiilimsi özelliği değildir. Yani fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Çarşıya gitmek için dolmuşa bindi. Dolmuş artık bir araçtır, bir vasıtadır. Bu kalıplaşmış bir nesnedir. Ya da bakan orman yangınları ile ilgili bilgi verdi dediğinde bakan arkadaşlar burada kişidir. Orada bakanlıkla görevli olan kişidir. Ya da kış için yakacak depoluyoruz dediğinde arkadaşlar yakacak artık bir nesne ya da bir kavramın adıdır. Danışma için de aynı şeyi söylüyor. Danışmadan sınıfımı öğrendim dediğinde bu da aynı şekildedir arkadaşlar. Yine bunlara gerek yok. Şu soruya hepinizin bakmasını istiyorum arkadaşlar. Bir 10-15 saniye vereceğim. Kendi kendinize içinizde bir cevap verin. Sonra ben cevapladığınca kendi cevabınızla karşılaştırın arkadaşlar. Ben buldum hocam. Tamam. Bakıyoruz biz de. Şimdi dolmuş un çuvallarını değirmenden çıkan dediğinde nasıl çuval, yani nasıl un çuvalı dolmuş. Şimdi buradaki sıfat fiildir arkadaşlar ve un çuvalı da kullanıldığı için adlaşma sıfat fiil değil. Peki Bursa'ya bakın arkadaşlar. Sınavı bitirenler salondan birer birer ayrıldı dediğinde arkadaşlar sınavı bitiren kişiler ya da bitiren öğrenciler diye bildiğimiz için arkadaşlar burada adlaşmış sıfat fiil vardır. Hani çok bilen mi bilir, çok yani çok gezen mi bilir ya da çok okuyan mı da aynı mantık bunun için de geçerlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim zarf fiil arkadaşlar. Şimdi isim fiil ve sıfat fiilde nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi anlamışsınızdır. İsim fiiller isim tamlaması kurur, yani kurar. Sıfat fiiller de aynı şekilde sıfat tamlaması kurar arkadaşlar. Şimdi zarf fiilin farklı bir özelliği var. Cümlenin öğelerinde zarf tümleci olan ögemiz var ya arkadaşlar. Zarf fiil olan sözcüklerin tamamı cümlenin ögelerinde zarf tümleci görevindedir. Bu bilgi cümlenin öğelerinde geldiğimizde de size vereceğim. Şimdi zarf fiil ekleri isim fiil ve sıfat fiile göre biraz daha karışık olduğu için bazı arkadaşlarımızın ezberlemesi biraz zor. Hocam ben yapamıyorum diyenler olmuştu. Ama size şunu söyleyeyim. İsim fiil ve sıfat fiili biliyorsanız eğer geriye kalan zarf fiildir arkadaşlar. Zarf fiili bulmak için çok bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi zarf fiil ile ilgili burada örnekler, yani kelimeler biraz karışık verilmiş ama ben size biraz düzelteyim. Kenyalı Asiye ince ip arakladıkça meden madan casına dığında diye giriyor arkadaşlar. Remez, eli alı, dıkça dikçe şeklinde de geliyor arkadaşlar.
bu eklerin fiil olan sözcüklere getirilip zarf oluşmasıyla, yani zarf oluşturmasıyla olur arkadaşlar. Yine zarf fiil örneklerine bakalım arkadaşlar. Yani burada kapıdan çıkar çıkmaz RMZ arkadaşlar ya da çocukları gülerek karşıladı. Erek arak. Ödevimizi seve seve yapıyoruz. Oğlunu görünce ince ince bir de koşup. Bir şeyi not almanızı istiyorum arkadaşlar. Bütün örnekleri açıklamaya bir bir gerek yok. Şunu bilmenizi istiyorum. Diye sözcüğü var ya diye. Diye sözcüğünü sorularda falan gördüğünüzde zarf tümlü, zarf fiil olduğunu lütfen unutmayın. E'den sadece biri kullanılmasına rağmen zarf fiildir. Sizi bu düşürmesin. Yine bu adamla konuşmadan sakın karar vermeyin diyor arkadaşlar. Bu adamla konuşmadan sakın karar vermeyin. Meden madan zarf fiil. Eve geldiğinde dığında diğinde arkadaşlar aynı şekilde zarf fiil. Onu ölürcesine seviyordu. Casına cesine arkadaşlar biliyorsunuz ünlü harfler değişebiliyor. Arkasına bakmaksızın buradan uzaklaştı. Meksizin ya da maksızın kullanılabiliyor. Çocuğu öldüresiye dövmüştü. Esiye asiye arkadaşlar. Burada yine zarf fiil. Şimdi zarf fiillerle ilgili en fazla üzerinde durmamız gereken olay, üzerinde durmamız gereken konu budur arkadaşlar. Bazen soru şu şekilde karşımıza çıkıyor. Zarf fiil aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Anlam dediğinde arkadaşlar zaman ve durum anlamı katar. Zaman ve durum anlamı. Eğer bir yükleme, yani fiil olan yükleme nasıl sorusunu sorarsan durum, ne zaman sorusunu sorarsan da arkadaşlar cümleye zaman anlamı katmış olur. Şimdi örneklerin tamamına bakmamıza gerek yok. İlk iki örneğin mantığını bile anlamamız bizim için yeterlidir. Ekran gitti mi Agit hocam?